Fatih Bey. Üsküdar Üniversitesi Kariyer Merkezi Direktörlüğü olarak davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Sizlere katılmak benim için bir zevk. Fatih Bey, önce bir kısaca kendinizi tanıtmanızla başlayalım isterseniz. Tabii. Ben İnsan Kaynakları Direktörüyüm. İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı yapıyorum. Bilirkişilik yapıyorum iş hukuku davalarında, insan kaynakları iş hukuku yönetim analizi davalarında bilirkişilik yapıyorum. Geçmişte de insan kaynakları ve banka teşvik kurulunda denetçi pozisyonunda tecrübelerim oldu. Şu anda halihazırda insan kaynakları yönetim danışmanlığı yapıyorum. Peki bu kariyer basamaklarınızla ilgili sormak istiyorum. Kariyer basamaklarınızı ilerlerken kafanızda bir plan var mıydı yoksa sürece göre mi şekillendirdiniz? Şöyle, ben ilk başta kariyer hayatıma banka müfettişi olarak başladım. Orada aslında biraz bilinçli bir karar vardı. Şöyle ki, okul hayatında okurken ister istemez çok fazla iş hayatını tanıma imkanınız olmuyor. Yani tabii ki kabaca tanıyorsunuz. Ben de işletme mezunuyum. O anlamda hani avantajlıyız aslında iş hayatını tanıma anlamında ama yine de yeterli olmuyor. Dolayısıyla biraz iş hayatının içindeyken de tanımak önemli. Burada iş hayatından kastım da işte departmanlar neler yapar, hangi alanlar, işte pazarlama, muhasebe, insan kaynakları, idari işler, denetim gibi farklı fonksiyonlar, tam olarak ne iş yapar ve kişilik özelliklerime hangisi uygun, o anlamda çok net bir karar veremedim doğal olarak her yeni mezun gibi. O yüzden müfettişlik bana uygun geldi. Müfettiş olduğunuzda çünkü diğer departmanları denetlerken onları tanıma, tanıma fırsatı buluyorsunuz. Orada çalışanları, çalışanların kişilik özelliklerini vesaire yakından gözlemleme şansınız oluyor ve birebir ilişkide çalıştığınız için dolayısıyla kafanızda daha net bir şeyler uyanıyor kariyer hayatınızı şekillendirmek için. Ben de bu manada işte bankanın farklı departmanlarını tanıma sürecinden sonra insan kaynakları alanında kariyerimi devam ettirme isteğim oldu. O yüzden ondan sonrasında da tamamen insan kaynaklarında hep yöneticilikler yaptım. Böyle bir karar sonucunda, bilinçli bir karar sonucunda oldu. Dolayısıyla bu tarz bir sistematik yöntemi tavsiye edebilirim. Yani şirketlerin genel resmini görebileceği, diğer departmanlarla bir şekilde daha ilişkili olup tanıyabileceği, işte insan kaynakları böyle bir departmandır, denetim böyle bir departmandır, kalite yönetimi böyle bir departmandır. Tabii ki bu söylediğim çok spesifik bir bölümden mezun değilsiniz. Yani hani bir tıp mezunuysanız tabii ki çok alanınız olmayabilir. Kaldı ki orada bile biliyorsunuz tıp mezunu olup şarkıcı olan sanat camiasında kariyerini devam ettiren olabiliyor. Dolayısıyla böyle özetleyebilirim sorunuzun cevabını. Peki insan kaynakları alanında artık profesyonelleşmiş, o süreci tamamlamış biri olarak size sormak istiyorum. Öğrenci ve mezunlarımıza kariyer planlama süreçlerinde ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şimdi biraz önce söylediğiniz, genelden gitmeleri daha doğru olur. En azından şirketin her alanını tanırlar, oradan ilerlerler dediniz. Peki ne yapmak istediği net olan arkadaşlar? Yani ben tamamen sadece insan kaynaklarında ilerlemek istiyorum. Ya da satışta olmak istiyorum. Yani lokasyonunu ve ne iş yapmak istediği konusunda net olan arkadaşlara nasıl bir kariyer planı çizmesini doğru buluyorsunuz? Şöyle, yani yine okul hayatında biz bazı şeyleri öğreniyoruz ama o mesleğin tam olarak ne yapması gerektiği, gerekliliklerini vesaire öğrenemiyoruz doğal olarak. Orada bilimi ve teoriyi öğreniyoruz ister istemez. Dolayısıyla bizim pratik hayatta o meslek ne yaparın da detaylarına hakim olmamız lazım ki oraya aday olduğumuzda biliyorsunuz bir aday olmak için önce bir CV hazırlayıp göndermek. O CV sürecini geçtikten sonra görüşmeler, mülakatlar, testler vesaire süreçlerini geçmek gerekiyor. Orada da işte bakış açısı o mesleğe ne kadar uygun bu arkadaşımız. Özellikle de bir tecrübeli bir pozisyon değil yani yeni mezun deneyimi olmayan bir arayıştaysa ilgili kuruluş. Burada o mesleğe kişilik özelliklerine daha uygun mudur ona bakmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizler yeni mezunken veya mezun olmadan önce hatta bu meslekler ve çalışma sistemleri nedir, ne beklenir, burada ne tarz insanlar başarılı oluyor olabiliri araştırmamız lazım. Bu tabii ne şekilde olabilir? İnternet önemli bir mecra burada mesleklerin, kişilerin biyografileri veya kendi söyleşilerini takip etmek.
Onun dışında tanıdığımız insanlarda, işte örneğin ne bileyim bir muhasebeci olarak veya pazarlamada çalışan bir akrabamız, komşumuz bile olabilir. Onlarla sohbet edip ya nasıl bir iş, bana uygun buluyor musun? Çünkü o sizin kişilik özelliklerinizi de tanıyorsa ya, mesleğinde gerektiklerini biliyorsa, sizin o konuda başarılı olup olamayacağınız ya da mutlu olup olamayacağınız, yani sizin o işle, o meslekle örtüşebileceğinizi daha iyi anlatır. Örtüşüyorsanız da size o manada detaylar, taktikler verebilir. Dolayısıyla bu manada bu tip fırsatları kullanmak lazım. Onun dışında LinkedIn'den yine bu profesyonelleri takip etmek. Network ağlarını geliştirmeleri aynen, gerekir. Aynen. Yani onların makalelerini, söyleşilerini takip etmek. Orada çünkü çok önemli ipuçları, bilgiler olacaktır kendi mesleklerine dair. Bunları bilerek hazırlanmak bu işte işe alım sürecine önemli bir avantaj sağlayacaktır. Dolayısıyla kendi kişilik özelliklerimizi tabii bu manada da tanımamız gerekiyor. Çünkü bize anlatıldığında işte bir pazarlamada çalışan kişinin şu tarz özellikleri olmalı diye ben bunu öğrendiğimde ben o özelliklere sahip miyim veya o tarz bir meslekte çalışmak beni tatmin eder mi, mutlu eder miydi? Tabii sorgulamamız için kendi kişilik özelliklerimizi tanımamız lazım. Yani kişilik özelliği nedir? İşte dışa dönük biri miyim, insan ilişkilerim nasıl, hesap sever miyim, matematiğe ilgim var mı? Hani bunlar farklı mesleklerde, farklı gereklilikler açısından söylüyorum. O önemli. Onun dışında bu alandaki önemli kuruluşları da herhalde, yani hangi mesleği yapacağını biliyorsa arkadaşımız veya hedeflediyse, ondan sonra da o mesleği hangi kuruluşlarda yapması gerektiğini araştırıp, oraları bu sefer aynı mantıkla incelemesi gerekir. Yani o şirketlerin işe alım kriterlerine ya da çalışan profillerine, ne tarz insanlarla çalışıyorlar, hangi değerleri var, hangi konulara önem veriyorlar gibi, örneğin işte yabancı dil önemli mi değil mi, basit bir örnek olsun diye, bunları bilmek ve ona göre de kendimizi hazırlamak lazım. İşte belirttiğim gibi bir yabancı dil gerektiğinde yabancı dilimizin mutlaka olması lazım gibi. Dolayısıyla o manada onlar önemli. Onun dışındaki seminerler, webinarlar, bu yaptığımız şey de bunlardan birisi. Evet. Etkinliklere katılıp insanların, bu konuşmacıların anlattığı şeylerden de ipuçları almak büyük fayda sağlayacaktır iş hayatını tanımak için. Çünkü okul ve iş hayatı aslında epey farklı. Hepimiz iş hayatına girince bunu anlıyoruz. Şu an üniversitede okuyan ya da mezun olmak üzere arkadaşlarımız da zamanla bunu anlayacaklar. Okul biraz farklı, iş hayatı farklı. Nasıl aynı ailenin okuldan farklı olduğu gibi her yerin kendi özellikleri var. Bunlara hakim olursak bunlara hazırlanır ve oralarda başarılı oluruz diye özetleyebilirim. Doğru söylüyorsunuz. Ben burada üniversitelerde aldıkları akademik bilgilere ek olarak işte dediğiniz gibi sektörü de tanımaları gerekiyor. Sektörü aynen. de öğrenmeleri gerekiyor. Aynen. Sektörün dilini de bilmeleri gerekiyor. Bence kariyer merkezlerine burada çok iş düşüyor. Yani birazcık kendimize de bakmamız gerekiyor. Kariyer merkezlerinin öğrencileri ve mezunlarını sektöre hazırlaması gerekiyor. En temel görevlerimizden biri bu. İşte bu tarz toplantıları, görüşmeleri de aslında bunun için yapıyoruz. Sizlerin sizlerin neye ihtiyacınız olduğunu ya da işte biraz önce saydığınız gibi yetkinliklerdeki istekleriniz nedir, değerlerdeki istekleriniz nedir, bu sektörden sektöre değiştiği gibi dediğiniz gibi firmadan firmaya da değişiyor. Yani aynı sektörün içinde bile farklılıklar gösteriyor. Bu yüzden bizlerin kariyer merkezleri olarak bizlerin bunu iyi anlayıp süzüp öğrenci ve mezunlarımıza doğru aktarmamız gerekiyor ki sizlerle buluştuklarında o bocalamayı yaşamamaları gerekiyor. Yani bu konuda haklısınız, doğru. Bize bayağı iş düşüyor aslında. Aynen öyle. Siz iş hayatıyla okuldaki hayatı, akademiyi bir araya getirmelisiniz ki bu yaptığınız, şu anki yaptığınız şeyde buna hizmet eden çok kıymetli bir şey. O yüzden sizleri tebrik ediyorum. Sadece çünkü teori ve bilgiyi almak yetmiyor. Ha, bunu söylerken ben okulda çok başarılıydım. Yani 4 yıllık lisans, 3 yıllık onu soracaktım, ben sormadım. Hani bunu şey için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani bilime, teoriye önem vermiyorum anlamı çıkmasın. O zaten olacak. Onu geçiyorum. O zaten zaruri. Onun üstüne bunlar yapılmalı diye anlatıyorum. Yoksa teoriyi, bilimi mümkün değil inkar etmeniz. Tabii ki çok önemli. O altyapınız mutlaka olmalı. Onu konuşmuyorum. Peki ben bir insan kaynakları alanını seçmiş bir mezun öğrenci olarak sorumu yöneltmek istiyorum. Kurumsal firmalarda İK alanında çalışmak istiyorum dediğimde kendimi
nasıl geliştirmem gerekiyor? Yani temelde çok iyi olması gereken yetkinliklerim nelerdir? İyi bir İK'cı olabilmek için. Tabii iyi bir İK'cı, önce kişilik özelliklerinden bahsedelim. Orada biraz iletişim yetkinliği çok önemli. Çünkü hem çalışanlarla, hem işverenle, hem dış müşterilerle, iç müşterilerle, çoğu zaman dış müşteri bile olabiliyor, ilişkide olmanız gerekiyor. Bu anlamda iletişimin çok güçlü olması gerekiyor. Onun dışında iyi bir insan kaynakları yönetimi yapmak için mutlak surette adaletli olmanız gerekiyor. Bu hem tüm çalışanlar arasında, hem işçi işveren ilişkileri arasında insan kaynaklarının o manada çok hassas bir rolü vardır kurumsal yapılarda. Yeniliklere açık olmak önemli, çünkü insanız, işte gördüğünüz gibi bir virüs geldi ve tamamen hayatımız değişti. Bu tip durumlarda iş yapış şekillerimiz çok çok önemli oluyor. Çünkü şirket dışındaki işte adaydır veya işveren marketin manasında bir takım etkinliklere de katıldığımızda buralarda daha farklı neler yapabiliriz, daha ön plana çıkacak kendi kurumumuzu, imajını, itibarını destekleyecek ne şekilde şeyler yapabiliriz yeni düzende, bunları düşünmemiz lazım. Dolayısıyla sürekli yeniliklere açık olmak önemli. Bu anlamda da araştırmacı olmak önemli. Yani güzel örnekler nelerdir, iyi İK uygulamaları nelerdir, dünyada nelerdir? Çünkü tamam, elbette ki kültürel, toplumsal farklılıklar var, ama insan insandır. İnsan neyle motive olur veya ne gibi bir düşünce yapısı vardır yönelik sistemler kuruyoruz biz insan kaynaklarında. Dolayısıyla bu manada araştırmacı olmak önemli ve yine işte iletişim adaletinin unsuru olarak arabulucu olmak, arabulucu yeteneğimizin önemli olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında büyük resmi görmek tabii ki önemli. Çünkü kurumsal yapılar genelde büyük yapılardır. Büyük olmasa bile farklı yolları olabilir ya da farklı departmanları olan yapılardır. Dolayısıyla bizim bunların hepsine hakim olabilecek şekilde iş tarafını da, yani business dediğimiz insan kaynakları dışında o şirketin yaptığı faaliyet alanına da hakim olup ona yönelik, çünkü bizim istihdam ediyor olmamız ya da çalışanları ona yönelik motive ediyor olmamız ya da iç kuralları uygulamamız gerekiyor. Onun dışında kurumsal firmalar tabii ki insan kaynaklarının tüm alt fonksiyonlarını dolu dolu icra eden firmalar olduğu için insan kaynaklarının tüm alt fonksiyonlarını da hakim oluyor olmamız gerekiyor zamanla. Bu tabii yeni mezunken değil, ama hedefimiz bu olmalı. Yani ben sadece işte insan kaynaklarını seçme yerleştirme alanında çalışacağım dememek lazım. Eğitim, performans, bordro, iş hukuku vesaire, çalışan bağlılığı, işveren markası gibi birçok alanlara da yetkinlik kazanmak lazım. Çünkü ileride yönetici olduğumuzda insan kaynaklarında bu fonksiyonların hepsini yönetmemiz gerekecektir. Temelde mevzuatları da takip etmek. Tabii ki iş hukuku çok önemli. Hukuk konusunda soğuk olmamamız lazım. Hukuk kimisi için çünkü şeydir, biraz çok teori ve zordur, ezber gerektiriyor gibi görülebilir, ama hukuk işimizin bir parçası. İnsan kaynaklarının temeli hukuktur. Evet. Çünkü karşılıklı hak ve yetki ve sorumlulukları hukuk çerçevesinde çizmeliyiz ki ancak o zaman adaletli oluruz. Son olarak da bu dijitalleşme konusu çok önemli. Çünkü işte zamanla çağımız zaten oraya gidiyordu. Bu virüs sebebiyle biraz daha bazı şeyler de hızlandı. Dijitalleşme konusunda yeni nesil, şu anki üniversiteme okuyan ya da yeni mezun olacak nesil aslında hakim. Ama iş hayatında bunlar nasıl kullanırı da hakim olmak lazım. Sadece sosyal medya anlamında değil. İşte bu Zoom'du vesaire, bunlar hayatımıza yeni girdi. Bize yeni girdi. Bilmiyorum, arkadaşlarımız belki hakimdir, ama bunları açık olmak ve bu dijital uygulamalarla iş hayatına sokmak da bu yeni arkadaşların bizim gibi eski nesillere katma değerdir. Dur. Dolayısıyla o manada avantajlılar aslında. Evet, evet, çok avantajlılar. Bizden daha uzmanlar. Ama tek oradaki düşünmeleri gereken bunu iş hayatında nasıl kurgularım, nasıl faydalanırımdır. Yani örnekse Instagram'ı ben iş hayatında nasıl kurgularım? Hı-hı. Yani iş mantığıyla tabii. Doğru entegre etmeyi, onu yorumlamaları gerekiyor. Ya da hani oradan gerekiyor. Hareketle nasıl bir fikir yaratır? Dolayısıyla bu anlamda da bize aslında tersine mentor dediğimiz de orada danışmanlık, koçluk yapabilecek düzeyde arkadaşlar. Bu anlamda çok güçlüler. Bu avantajlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz tabii. Teşekkür ediyorum. Diğer bir sorum da
İK yine direktörlüğü sürecinde işe alımlarla ilgilendiğimiz için sormak istiyorum bunu. İşe alım yaparken özgeçmişlerde en çok dikkatinizi çeken, yani benim için olmazsa olmaz, bir İK'cı için olmazsa olmaz dediğiniz özgeçmişlerdeki önemli noktalar ya da gördüğünüz an diğer maddeleri çok iyi bile olsa, yani şunlar şunlar yoksa benim için o CV'nin bir anlamı yoktur dediğiniz noktalar var mı? Şöyle, tabii CV'nin klasik bir takım olması gereken bilgileri var. Nedir? CV bizim aslında ön bir bilgilendirme notumuz işverene. Çünkü öncelikle ona bakacak. Oradan uygun bulursa aradığı pozisyona, insan kaynakları profesyoneli bizi görüşmeye davet edecek. Dolayısıyla CV o anlamda çok önemli oluyor. CV'de tabii sektöre, firmaya, pozisyona göre çok farklı şeylere bakıyoruz. Ama ilk etapta işte yeni mezun olacak, tecrübesi olmayan ya da az tecrübeli arkadaşlara şunu öncelikle anlatabilirim. Bir kere CV'nin düzeni çok önemli. Yerleşimi, içeriği, hatasız olması. Çünkü zaten bir iki sayfalık bir yazı. Hani ne olacak, hata olsa ne olur? Tabii ki dünyanın sonu değil ama işte dedik ya, o bir iki sayfalık yazı benim aslında binlerce adaydan sıyrılmamı sağlayacak. Orada bir hata yapmıyor olmam lazım. Çünkü dedim ya, yani sayfalarca bir yazı değil. Dolayısıyla oradaki o düzen, fotoğrafın yerleşimi, yazı karakterleri vesaire okuyanın hızlıca anlaması lazım. Şimdi ben hep şey söylüyorum, işte CV'ye biz aslında bir CV'ye 7 saniye ortalama bakıyoruz diyorum. Çok bile aslında. Bunu söylediğim zaman tabii adaylar anlamadığı için, bazı noktaları bilmediği için ya da kızabilirler. Yani bu kadar değersiz mi diye. Tam aksine. Yani bazen bir saniyede bile CV'yi anlayabiliyorsun. Bu illa olumsuz olması anlamında söylemiyorum. Olumlu anlamda yani da. Baktığınız anda anlayabilirsin. Yani insan o tecrübeyi ediniyor. İnşallah İK'da çalışacak arkadaşlarımız da zamanla bu dediğime katılacaklardır. CV'den aslında birçok şeyi anlıyorsunuz. Yani görüşmeye birçok şey kalmıyor bile. Aslında çok kısıtlı bilgi var, bir iki sayfa, ama oradaki o yazın yazılan şeyler, yazılan detaylar, kurgu, düzen, bunlar çok şeye de veriyor. O pozisyon için, o şirket için. Dolayısıyla internette bu anlamda bir sürü yönlendiren siteler var, CV'ler için, CV çeşitleri için. Bunlardan mutlaka faydalanmaları lazım. Yani ben dünyanın işte Harvard'ı 4 ortalamayla da bitirsem, o CV'de onu güzel yazmam, işe alım görüşmesinde onu güzel anlatmam lazım. O yüzden bu anlamda bunlar çok önemli. O CV'deki o şeye olması gereken bilgilere önem vermek lazım. Nedir o bilgiler? Tabii ki işte iletişim bilgileri, kişisel işte doğum yılıdır vesairedir. İşte bir fotoğraf bize sıcaklık katar. Yurt dışında pek işte fotoğraf kullanmayın, doğum tarihi yazmayın, cinsiyetinizi belirtmeyin denir ama Türk kültüründe çok maalesef o işlemiyor. Tavsiye etmem. Tabii ki yapabilirsiniz. Bu bir eleme unsuru mudur? Değildir her zaman. Ama bazen de insanlar hani çalışacak kişinin yaşını da bilmek isteyebilir. Nasıl bir görüntüsü var? Yani görüntüden kastımız tabii ki bir manken almak vesaire değil. Oradaki o bakıştaki sıcaklık, yumuşaklık bile işi ifade ediyor. Bu niçin gerekli? Hepimiz belli iş çevrelerinde yaşıyoruz. Pozitif insanlarla çalışmak istiyoruz. Hikaye bu. Yoksa yakışıklı olsun, güzel olsun değil kastım. Pozitif olmalı. İşte bir sorun anında, kriz anında paniklemeyecek bir insan olmalı. Bu da işte aslında CV'den ve fotoğraftan anlaşılabiliyor. Şimdi bu konuda uzman olmayan arkadaşlarımız eleştirebilir. Bundan çok anlaşılmayabilir diye. Tabii ki yanıldığımız noktalar da olabilir ama genelde çok da yanılmıyoruz. Çünkü o gösteriyor CV'nin düzeni vesaire. Onun dışında iş tecrübeleri ve okulu biraz detaylı anlatmalarını bekliyoruz. Yani iş tecrübesi derken normal iş tecrübesi olmayabilir, staj olabilir, yarı zamanlı olabilir. Yani şöyle CV'ler olmamalı. İşte Türk Telekom staj. Tamam da hangi departmanda yaptın? Mesela yani en başta... Ya da ne yaptın? Yani hadi ne yaptığını da geçtim. Hangi departman? Pazarlamada mıydın? Satışta mıydın? İK? Yani şimdi o biliyor tabii. Bildiği için o düşünmemiş. Oysa ki senin karşında okuyan bunu bilmiyor. Lütfen onu yazalım. Türk Telekom pazarlama biriminde 2 ay staj yaptım. Stajımda şu işleri yaptım. Çünkü staj var. Bazı kurumlarda farklı staj şekilleri olabiliyor. Dolayısıyla o stajı yaptıysak, kullandığı zaman ayırdıysak, onun detayını da CV'de anlatmak lazım. Tabii CV'yi de çok uzatmamak lazım.
yeterince ama olması gereken bilgileri de bulunduracak şekilde. Çok uzatmadan. Çünkü görüşmede detaylandıracaksınız zaten o bilgileri. O yüzden o staj, yarı zamanlı çalışma ve hatta okul bile önemli. Bazen çünkü sadece okulu yazabiliyor insanlar. Bunu kendi hazırladığı CV'lerden bahsediyor. Yani hı hı. Atıyorum Gazi Üniversitesi. Var böyle CV'ler. Bölüm ne? Doğru doğru var. Yani ne zaman bitirdin? İşte kaç yılında bitirdin? Şimdi gibi gibi gibi. Dolayısıyla biraz o detayları da yazmak lazım. Çok abartmadan. Olması gereken detaylar, güzel CV örnekleri internette vardır. Dolayısıyla oralardan da takip edebilirler. Dinliyorum ben sizi. Çok pardon, araya bir arama gidiyor galiba. Bu tabii yeni mezun ya da tecrübesi az pozisyonlarda. Tabii tecrübeli pozisyonlarda ileride onları da görecekler. O tecrübeli benim aradığım pozisyona uygun mu değil mi? Hangi şirkette o tecrübeyi kazanmış? Ne boyutta kazanmış? O tecrübeyi hangi şirkette kazanmış? Yönetici olarak kazanmış mı? Hangi işleri yapmış? Bu önemli tabii. Bu anlamda onu kastediyorum. Ve kurum kültürü de bizim için çok önemli. Yani kurum kültürüne uygun mudur bu adayın? Kurum kültürümüz dediği işte ne bileyim yaratıcı bir ortam varsa, örneğin teknoloji şirketleri ise çalışacak yer ve çalışacak pozisyonda bunu gerektiriyorsa o yaratıcılık sorgulanacaktır. Onu da hem CV'de hem görüşmenizde bir şekilde aktarabiliyor olmak lazım. Bu kolay bir şey değil tabii. Yani bunun da ama bir şekilde kendinizi bu anlamda da anlatabilmeyi de öğrenmekte bu işin bir parçası diye özetlemiş olayım. Peki CV'den hemen hızlıca mülakata geçeyim. Mülakat yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Mülakat tekniklerinde yine olmazsa olmaz püf nokta. Yani iyi bir mülakat geçirdim diyebilmesi için püf noktalarınız nelerdir önerebileceğiniz kısaca? Yani her önemli işte olduğu gibi hazırlanmak. Yani mülakat hazırlanmak lazım. Bu hazırlık işte bir dış görünüşle de olabilir. Çünkü biriyle buluşmaya gidiyorsunuz. Bu bir iş hayatı. Ve özeninizi göstermeniz lazım. Size işe alımcı kişi sizi pijamayla karşılamadığı gibi abartıyorum. Sizin de uygun bir kıyafetle iş ortamı çünkü oraya gidiyor olmanız lazım. Bu illa takım elbise olmak zorunda değil. Burada kastettiğim sizin o buluşmaya verdiğiniz özeni göstermesi. Bunu ilk anlattım diye en önemli olarak da algılanmasın lütfen. Ben hani belli şey sırasında gideyim için anlatıyorum, aşama sırasında. Canlı, istekli, dinamik, yerinde ve yeterince konuşan bir sunum yapıyor olmamız lazım. Sunumdan kastımız da işte bu okul hayatım, okul hayatının dışındaki işte stajlar, yarı zamanlı çalışmalar ya da tam zamanlı olabilir demiyorum. Bunları yani kısıtlı zamanda ama yeterli bilgiyi aktaracak şekilde anlatabiliyor olmak lazım ve CV ile de uyumlu olması lazım. Çünkü bazen görebiliyoruz CV'de başka bir şey yazarken anlatım başka bir şey olabiliyor. Bu bazen heyecandan olabilir ya da farklı sebepler olabilir. Dolayısıyla işe alımcı CV ile anlatılanı sürekli check eder, karşılaştırır. Burada bu yazıyor, burada bu yazıyor. Doğru mudur? Doğru. Doğruluğunu. Doğruluğu da şey yapıyor. Tabii ki hepimiz için geçerli değil ama bazen manipüle eden adaylar da çıkabiliyor. Bunu da hani teorik bir şey konuşuyoruz. Ondan da bahsetmekte fayda var. Mülakat süresini iyi kullanmak lazım. Dediğim gibi canlı, istekli olmak lazım ki sizin o pozisyonu istediğinizi karşı tarafa ikna edin. Yoksa hani okul, bölüm vesaire tabii ki bunlar da duruma göre, aranılan pozisyona göre önemli olabilir ama esasen sizin kişilik özellikleriniz, özellikle yeni mezun düzeyindeyseniz, oradaki işte o tavrınız, yaklaşımınız, esneklik gösterebileceğiniz, şirketi araştırdığınız, pozisyon hakkında kabaca ne beklenebileceğini tahmin ettiğiniz bir şekilde hazırlıklı geliyor olmanız, mülakatta iyi geçtiğini düşünmenize sebebiyet verecektir. Süper, çok iyi oldu bunlar. Peki ben son olarak size şunu sormak istiyorum. İş hayatına yeni başlayacak arkadaşlar için genel olarak ne tavsiye edersiniz? Yani sadece İK süreçleri olarak değil, genel olarak bakarsanız sevinirim. Yani işte dediğim gibi okul hayatıyla iş hayatı farklı. Bunun bilincinde olmak ve bir an önce iş hayatının gerekliliklerini anlamak lazım. Çünkü iş hayatında başarılı olmak ve okuldaki başarılı olmak çok farklı şeyler.
Dolayısıyla biz de başarılı olmalıyız, kariyerimizde devam etmeliyiz, yükselmeliyiz. Maddi manevi bize getirileri olmalı o iş hayatını ve biz de topluma, çevreye bunun şeylerini, kendi tecrübelerimizi, bilgilerimizi aktarmalıyız. Ve böylece işte bu süreç, çevre, iş hayatı devam etmiş olması gerekiyor ki çocuklarımız, torunlarımıza da bu şekilde aktarılmış olsun. Dolayısıyla bir esneklik önemli, adaptasyon önemli, iş hayatındaki beklentiler, çalıştığım kurumun beklentileri, çalıştığım departmanın beklentileri nedir? Ben ekibe ne katabilirim, benden ne bekliyorlar? Bunları öğrenmeye çalışmak, algımızın açık olması çok önemli. Bu manada büyük ve çok departmanlı şirketlerle başlamak daha önce de belirttiğimiz gibi önemli. Çünkü farklı departmanları da tanıma ve onların iş ilişkilerini, iş yapış şekillerini kabaca bilmek önemli. İlla oralarda kariyerinizi devam ettireceksiniz anlamında değil ama yarın bir gün örnek veriyorum, genel müdür olduğunuzda bir şirketi baştan aşağıya ettiğinizde her fonksiyondan sorumlu olacaksınız. Dolayısıyla hani o manada en başından beri siz pazarlamada çalışsanız bile muhasebe kabaca ne yapar biliyor olmanız lazım. Oturup muhasebe işi yapacaksınız anlamında değil. Siz pazarlamada ne ilişkiler yaşıyorsunuz muhasebeyle, hangi raporlar geliyor gidiyor, toplantılarda ne konuşuluyor vesaire. Bunları kastediyorum. Yoksa bir pazarlamacıyken muhasebeci kadar uzman olmanızı kastetmiyorum. Dolayısıyla bu önemli. Bir de işte performansta dediğim gibi okul hayatının iş hayatından farklı olduğundan bahsettim. İş hayatında biraz bize mevcut görev tanımımızın dışında şeyler de beklenir. Gizli olarak beklenir. Gizliden kastım şudur. Yani mevcut işinizi doğru düzgün tam anlamıyla yapmanız iş hayatında kariyer basamaklarını yükselmek için yeterli gelmez. Sizin ilave bir şeyler katkı sağlamanızı bekler kurum profesyonel hayat. Yani nedir? Bir takım öneriler yapmak, kafa yormak, İşte bir şey daha hızlı, daha az maliyetli ya da daha karlı nasıl yaparız'a yönelik. İlla bulmak zorunda değilsiniz doğru çözümleri. Ama sizin bu konuda çaba sarf ediyor olmanız kurum tarafından görülecek ve takdir edilecektir. Bu da performansınız açısından dediğim gibi normal görev tanımınızı tabii ki layıkıyla yapacaksınız ama bu tip şeyleri de kurum sizden bekliyor olacak. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Çok sağ olun tekrar davetimizi kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Ben çok keyif aldım. Her zaman görüşmek üzere. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinize sağlıklı günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.